Merhabalar. Bugün miyonlarla ilgili bir kısa bilgiler vermek istiyorum. Miyon nedir? Kısırlık sebebi midir? Bununla ilgili konuşmak istedim. Şimdi miyon dediğimiz rahimden kaynaklı uğurlar, kitleler aslında iyi huylu kitlelerdir. Ve her 4-5 kadının bir tanesinde miyon görüyoruz. Fakat bunların yeri önemli şikayet oluşturmada. Genelde biz yerine göre miyonları 3 gruba ayırıyoruz. Bir tanesi rahim kasının içinde yer alan intramural miyon. Rahim kası içinde yer alır ve buna intramural miyon diyoruz. Rahimin iç boşluğuna doğru, bebeğin oturduğu endometrium kavitesine doğru çıkıntı yapıyorsa eğer, içine doğru büyüyorsa bu miyonlara submüköz miyon diyoruz. Rahimin dışına doğru patates yumrusu gibi çıkıntı yapıyorsa bunlara da subseröz miyon diyoruz. Subseröz miyonlar genelde 8-10 santimleri geçmedikçe bir sıkıntı oluşturmuyor ve genellikle de şikayet oluşturmadığı için tesadüfen ultrasonda test ediyoruz. Öte yandan intramural dediğimiz rahim kasındaki miyonlar genellikle büyüdükçe rahim kasılmasında problemler oluşturup düzensiz kanamalara, ara kanamalara, aşırı kanamalara yol açabiliyor. Bu nedenle kansızlığı olan hastalar, örneğin bize gastroenteroloji kansızlığı var diye gönderdiğinde ya da hastamız kendisi adetlerim yoğun diye geldiğinde muayenede miyomu tespit edebiliyoruz. Bu miyonlar 4-5 santimetrelerin üzerine geçtiği zaman ve şikayet oluşturuyorsa ara kanama gibi, yoğun kanama gibi kısırlığa sebep olabiliyor. Çünkü bu düzensiz kanamalar bazen bebek yerleştikten sonra düşüğe sebep olabiliyor. O nedenle miyon boyutu eğer 5 santimetrenin üzerindeyse ve ara kanamalar varsa bu vakalarda miyomu laparoskopik olarak kapalı ameliyatla almayı önerebiliyoruz. Ama asıl kısırlıkla en çok ilişkisi olan miyom türü submüköz miyom. Yani rahimin iç boşluğuna doğru çıkıntı yapan, bebeğin yerleşeceği yere doğru çıkıntı yapıp orayı düzensizleştiren, dolduran miyomları almak gerekiyor. Bunlar embriyo yerleştiğinde düşüğe sebep olabiliyor ya da embriyonun yerleşmesinde engel olabiliyor. Dolayısıyla miyom normal şartlarda hiçbir şikayet vermeyebilir. Düzensiz kanama, aşırı kanama yapabilir. Fakat kısırlıkla ilişkisine baktığımızda en çok kısırlığa yol açan miyom tipi submüköz miyomdur. Ve bu miyomları biz tespit ettiğimizde önce histereskopi ile, yani rahim içine endoskopi yaparak miyomu görüp kökünden alıyoruz ve ondan sonra hastamıza gebe kalmasını tavsiye ediyoruz. Sağlıkla kalın, iyi günler diliyorum.